LGS'ye hazırlıkta hiçbir şey için geç değil. Hızlandırılmış LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, 3 ayda 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü ve gerçeğini aratmayan LGS provaları yaparak sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Üstelik hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %45'e varan indirimlerle seni bekliyor. Detaylar tonguçakademi.com'da. Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eğim konusunu göreceğiz ve gerçekten de çok zor olmayan, çok tatlı bir konu diyebiliriz arkadaşlar. Ve kolay soruları da nispeten deneme sınavlarında özellikle yapılabilir sorular diyebiliriz. Hadi bakalım herkes hazırsa dersimize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar tabii ki Tonguç Cup 8. sınıf 3. sezon 4. haftasında görevlerimiz var. Görevleri unutmayacağız. Yani görevlerden kastımızda arkadaşlar tabii ki sorularımızı çözmek zorundayız ki konuları çok daha iyi anlayalım. Tüm dersler kitabımızdan Test 18 hemen bir bakalım. 18. testimize baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi eğimle alakalı çok güzel sorularımız var. Bunları ne yapıyorsun? Çözüyorsun ve e, takımına puanlar kazandırıyorsun diyebiliriz. Dinamo Soru Bankası olan arkadaşlarımızdan test 7'deki sorularını çözüyor. Bakalım test 57'de nerede? İşte burada arkadaşlar bakın burada. Gördüğünüz gibi eğimle alakalı sorularımız mevcut. Bunları da ne yapıyorsunuz? Güzelce çözüyorsunuz ki konuyu çok iyi pekiştiresin. Dinamo Soru Bankası olanların görevlerini de verdik. Ve Zoru Bankası olanlar da test 67'yi ne yapıyor? Çözüyor. Hemen bakalım test 67'miz neredeymiş? Şöyle bir açtık. 61'deyiz arkadaşlar. Devam edelim. 65, 66, 67'ye baktık. İşte burada eğimle alakalı çok tatlı bir sorumuz var var çok tatlı sorularımız var. Daha doğrusu tam da LGS formatında sorularımız var. Bunları ne yapıyorsunuz? Güzel bir şekilde çözümlüyorsunuz ve görevlerinizi yerinize getiriyorsunuz diyelim arkadaşlar. Ve ne yapalım? Yavaş yavaş konumuza eğim konusuna tatlı mı tatlı, çıtır mı çıtır sonu, e, konumuza isterseniz geçiş yapalım sizlerle beraber. Arkadaşlar eğim dediğimiz şeyi ne yapıyoruz? Günlük hayatta da aslında çok fazla karşılaşıyoruz. Bir böyle işte babamızla mesela arabayla giderken çok böyle hafif dik bir e, yola geldiğimizde a baba buradan çıkabilir miyim acaba falan diye ne yapabiliyoruz? E, dikkat ediyoruz daha böyle dikkatli bir şekilde gidiyoruz. Veya inerken de babamız ne yapıyor? Frene basarak böyle e, dikkatli bir şekilde inmeye çalışıyor. Ya da arkadaşlar diyelim ki kayak yapmaya gittik. Böyle bir dağdan aşağı doğru iniyoruz. Onların da arkadaşlar böyle neler var? Birinci, ikinci pist, üçüncü pist, dördüncü pist diye pisler var değil mi? O neye göre arkadaşlar var? Kimisi çok dik. Kimisi böyle biraz daha böyle normal. Bilmeyenler için. Birisi böyle daha dik olduğu için daha hızlı gidebilirsiniz. İşte onlar da arkadaşlar eğim günlük hayatımızda aslında her yerde her an karşımıza çıkıyor diye bunu söyleyebiliriz. Tonkuş'a zaten e, kış kampımını e, arkadaşlar tamamlıyor. Kayağını yapıyor güzelce. Buradan da herhalde uçacak diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar eğim dediğimiz şey budur. Bunu da sizlerle paylaşmış olduk. Eğim peki arkadaşlar matematiksel olarak nasıl hesaplanır? Eğim dediğimiz şey arkadaşlar nasıl hesaplanır? Ona bir bakacağız. Eğim arkadaşlar dikey uzunluğumuzun bakın lütfen dikkat edin dikey uzunluğumuzun dikey hemen ne yapıyorum buraya not alıyorum. Dikey uzunluğun yatay uzunluğa arkadaşlar dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Dikey dediğimiz şey dik pozisyonda olan arkadaşlar dikey olan, dikilmiş olan, ayakta olan anlamına gelir ve burası dikeydir. Gördüğünüz gibi yatayda yatış pozisyonunda olan yatmakta olan bir doğru şu arkadaşlar yataydır dikey bölü yataydır eğimi nasıl gösteririm kısaca eğimi arkadaşlar m harfiyle gösteriyorum ve dikey bölü yataydı da, da dikey uzunluk bakın dikey uzunluk diyorum dikey uzunluk bölü yatay uzunluk diyerek ne yapıyorum eğimi tanımlamış oluyorum sevgili arkadaşlarım. Hemen bir tanesinin aslında eğimini bulabiliriz. Eğim neydi? Dikey bölü yatay. Dikey uzunluğumuz kaç arkadaşlar burada? Gördüğünüz gibi 10 metre uzunluğunda. Yatay uzunluğumuz kaç? Yatay uzunluğumuz da gördüğünüz gibi 30 metre. Buradan gerekli sadeleştirmeyi yaparsak 1 bölü 3 eğime sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zaten her bulduğumuz sonucu özellikle eğimde arkadaşlar mutlaka sade eleştirme yapmanız gerekiyor. Bunu da özellikle vurgulamış olalım sevgili arkadaşlar. Hemen bir ısınma sorusuna bakalım isterseniz. Yanda verilen rampanın yüksekliği kaç metre azaltılırsa Eğimi %20 olur yatay uzunluk sabit kal kalacaktır demiş yani arkadaşlar şu uzunluğumuz değişmiyor bu uzunluğumuz sabit kalıyor bunu ne yapacağız belli miktar azaltacağız ne kadar azaltacağımız zaten bize soruyor hemen onu bulacağız arkadaşlar önce %20'yi ne yapıyoruz önce kesir olarak göstermek zorundayız hemen gösterelim bakalım ne yapıyorum %20'yi Arkadaşlar 20 bölü 100 olarak yazıyorum. Bakın arkadaşlar %20'yi 20 bölü 100 olarak yazıyorum. Sonrasında sadeleştirirsem eğimimin 1 bölü 5 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi eğim 1 bölü 5'miş tamam. Eğimi 1 bölü 5 olarak soru bize vermiş. Peki yatay uzunluğumuz kaç? 75. Dikey uzunluğumuz bilmiyoruz arkadaşlar. Ona x diyelim isterseniz. Buradan ne oldu? İçler dışlar çarpımı yapabilirsin o da olur. Ama arkadaşlar dikkat etsen bakın 15 kat falan e, fark var aralarında 15 kat. Dolayısıyla bu da 15 kat olursa buradan x eşittir ne olacaktır? 15 metre olması gerekiyor. İçlersen, içler dışlar çarpmıyor. Hiç fark etmez. Aynı sonucu bulacaksın arkadaşlar. Dolayısıyla 15 metre. E bizim burada kaç metremiz vardı? 20 metremiz vardı. E biz kaç bulduk? %20 eğim olması için 15 metre olması gerektiğini bulduk. O zaman ne kadarlık bir azaltma yapmamız lazım arkadaşlar? 5 metre. 5 metre azaltılır azaltılır diyelim ve doğru cevabı da 5 metre bulanları tebrik edelim arkadaşlar ve yolumuza bir başka bölümde bir başka soruyla büyük bir heyecanla devam edelim. Yeni nesil bir soru. Bakalım neymiş arkadaşlar? Yeni nesil bir soru. Diyor ki aşağıda eş basamaklardan oluşan arkadaşlar eş basamaklardan oluşan bir merdivenin yanına yapılmış olan rampa verilmiştir. Süper. Ee, buna göre rampanın eğimi kaçtır demiş. Merdivenin basamakları özdeştir diyor sorumuzda. Rampanın eğimini soruyor. Arkadaşlar rampanın eğimini bulmak için şuradaki dikey uzunluğumuzu bilmeliyiz. Bakın buradaki dikey uzunluğumuzu bilmeliyiz. Bunun yanında da buradaki yatay uzunluğumuzu da bilmemiz gerekiyor. Dikey uzunluğumuzu ve yatay uzunluğumuzu bilmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım dikey uzunluğu bulmak için merdivenin basamaklarının dikey kısımlarından faydalanırım. Bakın 15, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane dikeyimiz var. Yani burası arkadaşlar 6 çarpı 15 yani 90 santimetreye karşılık gelecektir dikey mesafemiz. Yatay mesafemize bakalım. Yatay mesafemizde de 1 pardon 1, 2, 3. 3, 4, 5. Arkadaşlar 5 tane ne var? Yatay basamağımız var. O zaman ne yapıyorum buraya? 5 çarpı 30 cm diyorum. Ve yatay uzunluğumuzun da 150 cm olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 150'yi de bulduk. O zaman ne yapıyorum? Hatta şuraya da bir üçgenimi güncel halinde çizmek istiyorum. Şöyle arkadaşlar daha net anlaşılması adına burası 90 santimetre 90 diyelim ki buraya. Buraya da 150 dersek buradan eğimi çok rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Eğim eşittir arkadaşlar şuradan gidelim eğim eşittir. Dikey uzunluğumuz bölü yatay uzunluğumuz olur. Hatta bunları 30'la da sadeleştirirsem 3 bölü 5 olur eğimim. Ve 3 bölü 5 bulanları da tebrik ediyoruz arkadaşlar. Nereden bulduk? Tabii ki şuradaki üçgenimizden bulmuş olduk. Cevabımızı bu üçgenin eğimini bulacağız. Bu arada arkadaşlar eğim dediğimiz şey dik üçgenlerde bulunur. Dik olmayan üçgenlerde eğim tespit etmek olmaz. Ne yapacağız? Her zaman 90 dereceli dik üçgenlerde eğim hesaplıyoruz. Bunu da özellikle vurgulamış olalım sizlerle beraber. LGS'de çıkabilecek tarzda bir soru. Biliyorsunuz LGS biraz artık arkadaşlar eski nesiller kadar çok zor olmuyor. Yani uzun uzun sorulardan oluşmuyor. Daha net, daha kısa sorulardan oluşuyor. Dolayısıyla bu da LGS'de çıkabilecek tarzda bir soru ol olma özelliği barındırıyor diyebiliriz. Şimdi dikdörtgenler prizması şeklindeki 13 özdeş kutu bir cetvel, ya, cetvel yandaki gibi arkadaşlar yerleştirilmiştir. Buna göre görseldeki iki kitabın köşelerine temas eden cetvelin eğimi kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar dikkatli baktığınızda burada e, kitaplarımızdaki Tonguç kitaplarına diyelim arkadaşlar kitap diyelim bunlara daha anlaşılır olsun. Bu kitapların 10 tanesi sanırım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kısa kenarı bir araya gelmiş, bir tane uzun kenar oluşturmuş. O zaman ben bunların her birine atıyorum x dersem arkadaşlar, her birine kısa kenarlarına x dersem eğer e, bir tane uzun kenarımın aslında 10x olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şurada bir görsel çizmek istiyorum daha anlaşılır olması için. Kısa kenarıma x dersem uzun kenarım ne olacaktır arkadaşlar? 10x olacaktır diyebiliriz kitabımızda. Şimdi geliyorum buraya. Buranın eğimini bulmak istiyorsam arkadaşlar bakın şöyle kalınlaştırdığım bölümü bulmak istiyorsam toplamda 10x'ti. 2x'ini çıkardığım zaman buraya kaç x kaldı arkadaşlar? 8x kaldı diyebiliriz değil mi? Sonra devam ediyorum. E burasını ben az önce zaten buldum. Uzun kenar kitabımızın uzun kenarı burası ne olacaktır arkadaşlar? 10x olacaktır. E, dolayısıyla da ben de bu cetvelin eğimini artık çok rahat bulabilirim arkadaşlar. Eğimi yazalım hemen. Eğim eşittir. Dikey uzunluğumuz bölü yatay uzunluğumuz arkadaşlar. Zaten x'leri önce gönderdik pazara. Sonra da 2 ile sadeleştirirsem 4 bölü 5 olacaktır diyorum ve eğimi 4 bölü 5, 4 bölü 5 bulduysan da harika bir iş çıkarmışsın diyoruz. Ve burada da sevgili arkadaşlar eğim bulduğumuz dik üçgende şöyle bir içine taramış olduk sizlerle beraber ve 4 bölü 5 cevabı da çok da kullandığımız karşımıza sık sık çıkan bir eğim cevabı de diyebiliriz ve geldik yeni nesil sorumuza arkadaşlar. Haydi bakalım. Yeni nesil sorumuzda güzel bir palmiye ağacı görüyoruz ve bu palmiye ağacı ile alakalı bakalım bizlere ne sormuş. Bu arada sevgili arkadaşlar bu soruları eğer okulunuzda gördüyseniz veya görmediyseniz zaten güzelce dinliyorsunuz da gördüyseniz de arkadaşlar videoyu daha sonra izliyorsunuz da mutlaka bu soruları durdurup çözümlerini yapın ve cevaplarınızı kontrol edin. Bakalım challenge'ımızda doğru yanlış challenge'ında kimler başarılı olacak? ve kaç soruyu doğru yaptın yorumlara da yazmayı unutmuyorsun arkadaşlar eğim konusuyla alakalı düşüncelerini yorumlara yazıyorsun. Hocam çok kolay çok basit İnşallah LGS'de soru gelir gibi yorumlarını aşağıda bekliyorum arkadaşlar. Bir de bu sorulardan kaç tanesini doğru yaptın hangisinde zorlandın ve bunları da yorumlara yazarsan gerçekten çok merak ediyorum. Sevgili arkadaşlar yorumlarda buluşmak istiyorum sizlerle. Şimdi yeri dikilen bir fidanın dik durması için iki tarafına destek çubukları konulmuş olmuştur. İki çubuğun eğimleri eşit olduğuna göre ikinci çubuğun fidana değdiği noktaların noktanın yerden yüksekliği ne kadardır demiş arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi birinci çubuğun değdiği yer ile ikinci çubuğun değdiği yer arasında arkadaşlar ne kadarlık bir fark var? 40 santimetrelik bir fark var diyebiliriz. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Ben buraya arkadaşlar x santimetre desem x santimetre desem o zaman şöyle bir durum oluyor bakın. Şöyle bir durum oluyor. Hemen şöyle daha da güncel halini sizlere çizmek istiyorum şöyle bir şey oluyor arkadaşlar şöyle bir şey oluyor şöyle bir şey oluyor bu iki bakın ha şurası şöyle burasına ben x dedim arkadaşlar burası 40 olmuş ee, burası 50 santimetre ve burası da 90 santimetre bakın buradaki e, iki çubuğumuzun da hangi çubuklar onlar şunları bakın İki çubuğumuzun da arkadaşlar eğimleri birbirine Eşitmiş. Eşitse o zaman hadi gelin eğimlerini bulalım. Birinci çubuğumuzun eğimi bakın burada dikeyimiz x yatayımız 50. Dikeyimiz x yatayımız 50. O zaman birinci çubuğun eğimini hemen yazalım bakalım. Diyorum ki x bölü 50. Birinci çubuğun eğim bu. E, eşittir. Eşittir. İkinci çubuğun eğimine bakalım. Bakın dikey uzunluğumuz bakın burada dikey uzunluğumuz arkadaşlar x artı 40 bakın dikey uzunluğumuz x artı 40 buraya x artı 40 yazıyorum ve yatay uzunluğumuz da 90 90'ı ne yapıyorum arkadaşlar buraya yazıyorum güzelce şimdi ne yapıyorum içler dışlar çarpımı gelsin mi tabii ki gelsin hadi bakalım bunda bunu çarpıyorum ve yazıyorum 90 x yazıyorum arkadaşlar eşittir sonrasında bununla bunu çarpıyorum Tabii ikisiyle çarpıyorum 50 çarpı x 50 x yapar 50 x yazdık artı 50 ile 40'ı çarparsam buradan ne yaptı 2000 yaptı 50'yi buradan denklem çözmede karşıya atıyorum eksi olarak geçerse kaç kalır arkadaşlar 40x kalır. 40x 2000 ise x eşittir. Ne olur? x eşittir arkadaşlar. Tabii ki 50 santimetre olması gerekiyor. X50 bulduysak Peki birinci çubuğun ağaca dayandığı yüksekliği soruyorsa arkadaşlar e burası 50 olduğuna göre e tamamını soruyorsa o zaman diyorum ki arkadaşlar tamamı burası 40 e burası da 50 olduğuna göre o zaman buranın tamamı 90 santimetre olacaktır diyorum ve cevabı da 90 santimetre olarak ne yapıyorum arkadaşlar buluyorum e, cevabımız 90 cm olacaktır diyoruz 90 bulduysan seni tebrik ediyorum harika bir iş çıkardın sevgili arkadaşım. Haydi bakalım güzel bir soruyu da ne yapıyoruz? Sizlerle beraber geride bırakıyoruz ve bu soruda daha önceki yıllarda örnek sorulara benzer bir soru gelmişti arkadaşlar. Şimdi doğru eğimlerde arkadaşlar eğimleri ben 3'e ayırırsam 3 parça ayırırsam ...bir, ne yaptık üçgenlerin dik üçgenlerin eğimini bulduk arkadaşlar az önce yaptık zaten ikinci olarak doğruların eğimi şimdi göreceğiz üçüncü olarak da arkadaşlar <laughs> pardon denklemlerin eğimi diyebiliriz denklemlerin eğimi şimdi doğruların eğimine geldik doğruların eğimine ne yapacağız hemen ona bir bakalım arkadaşlar koordinat sisteminde bakın koordinat sisteminde bir doğru gördünüz ve o doğrunun eğimini bizlere soruyorsa şöyle yapacağız dikey bölü yatay her zaman dikey bölü yatay her zaman arkadaşlar eğim eşittir ne diyeceğiz biliyor musunuz her zaman y ekseni bölü x ekseni çünkü niye eğim koordinat sisteminde dikey eksen y ekseni yatay eksen x ekseni olarak karşımıza geliyor dolayısıyla da burada ne yapıyoruz her zaman y bölü x dikey bölü yatay şeklinde ne yaptık eğimimizi bulacağız burada arkadaşlar diğerlerinden farklı olarak bir doğru eğer ucu bakın ucu tam ortanın tam ortanın arkadaşlar tam orta şu çizginin eğer sağ tarafını gösteriyorsa bakın ucu sağ tarafını gösteriyorsa arkadaşlar eğimimiz ne olur biliyor musunuz eğimimiz arkadaşlar pozitif olur eğimimiz pozitif olur e hocam işaretlere bakmıyor muyuz? Sayıların işaretlerine bakmıyor muyuz? Hayır arkadaşlar, işaretlerine bakmıyorsunuz. Eğer ucu sağ tarafı gösteriyorsa eğim pozitif, sol tarafı gösteriyorsa bakın tam ortanın sol tarafını gösteriyorsa eğimimiz ne olacaktır? Negatif olacaktır diyebiliriz. Eğimimiz negatif olacaktır diyebiliriz. Buradaki hemen sizlere eğimi göstermek istiyorum. eğimi bulalım arkadaşlar. Şöyle farklı bir kalem almak istiyorum turuncuyu alayım ki daha belirgin olsun arkadaşlar. Evet buraya baktığımızda burada ne var? Bakın dikey arkadaşlar dikey eksen bölü yatay eksen eğimimiz 3 bölü 2 olacaktır. E hocam eksi 2'nin eksisi nerede? Arkadaşlar onu almıyorsunuz. Dikey bölü yatayda 3 bölü 2 aldın bitirdin. Çünkü sağ yatık olanlarda eğim pozitifti. Sola yatık olanlarda yine dikey arkadaşlar bakın dikey bölü yatay. Dikey bölü yatay aldık. 3 bölü 5 aldık ama sola yatık olduğu için eğimimiz ne oldu? Eksi 3 bölü 5 oldu. Kareli zeminlerde arkadaşlar eğim nasıl bulunur? Kareli zeminlerde eğim ise şu şekilde bulunur. Bakın köşelerden arkadaşlar köşelerden alıyorsun. Kendine güzel bir dik üçgen oluşturman gerekiyor. Kendine güzel bir dik üçgen oluşturduktan sonra zaten arkadaşlar eğimi çat diye bulacaksın diyebiliriz. Bakın burada kendimize dik üçgen oluşturduk. Peki doğrumuz nerede? Doğrumuz arkadaşlar bakın buradan böyle gidiyor tam köşeleri baz alman lazım. Köşelerden köşelere gitmen lazım. Buraya bakalım. Dikey uzunluğumuz arkadaşlar dikey uzunluğumuz ne oldu? 2 birim oldu. Yatay uzunluğumuz 1 2 3 4 5 6. 2/6 sadeleştirirsem 1/3 oldu ve bu şekilde de kareli zeminlerde eğim bulmak istiyorsan mutlaka iki köşeyi baz alıyorsun ve kendine güzel bir dik üçgen oluşturup dikey ve yatayı oradan bulmuş oluyorsun. Arkadaşlar şuradan bir tane de ben size sorayım istiyorum şöyle yaptığımız zaman Şöyle yaptığımız zaman diyelim ki burası eksi 4 olsun burası da 6 olsun. Bunun eğimine baktığımız zaman bazı arkadaşlar diyor ki a hocam 6 bölü 4 hemen şuradaki sayıyı paya yazmak istiyor ama yanılıyorlar arkadaşlar çünkü buradaki sayı böyle insana sempatik geliyor. Aa ben burayı yazayım hemen falan ama hayır arkadaşlar bu doğrunun eğimi arkadaşlar bu doğrunun eğimi dikey uzunluğumuz bakın dikey uzunluğumuz 4 yatay uzunluğumuz 6. Dolayısıyla 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 olur. Sola yatık olduğu için de eksi 2 bölü 3 olur. Aman dikkat diyoruz. Buna da lütfen dikkat ediniz diye söyleyelim. Doğruların eğimi de bu şekilde arkadaşlar. Yani y bölü x diyoruz. Sağa tıksa artı sola yatıksa da eksi olarak alıyorsunuz. işaretlere bakmaksızın. Gelelim üçüncü bölüme. Arkadaşlar doğruların denklemlerinde eğim nasıl bulunur? Doğruların denklemlerinde y'yi yalnız bıraktığınızda arkadaşlar x'in katsayısı bakın. x'in katsayısı direkt bana neyi veriyor? Eğimi veriyor x'in katsayısı. Mesela burada bakın eğimimiz kaçtır biliyor musunuz arkadaşlar? Burada eğimimiz Eğim eşittir x'in başındaki sayı. Yani kaçtır? 2'dir. Direkt yazdım. Buraya bakalım. Burada eğimimiz kaçtır biliyor musunuz? Burada da arkadaşlar eğimimiz bakın x'in kat sayısı olan eksi 3'tür diyebiliriz. Şimdi bu tip durumlarda ara geçişimiz var arkadaşlar. Onları da size ben şöyle bir ekstra örneklerle vermek istiyorum. Çünkü çok tatlı. Gördüğümüz zaman hemen tanıyacağız. Örneğin diyelim ki arkadaşlar şöyle bir soruyla karşılaştık. 3y eşittir 6 x artı 9. Mesela böyle bir şeyle karşılaştığımızda ne yapacağız? Y'yi yalnız bırakacağız. Yani her yeri 3'e bölersem, her yeri 3'e böldüğümde arkadaşlar y eşittir. 2x artı 3 olacaktır. Ve buradan da eğimimiz 2 olarak ne yapacağız? Bulacağız. Ya da devamında hemen şuraya da bir arkadaşlar ok çıkartalım. Bir tane daha şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki arkadaşlar eksi 5y eşittir. Arkadaşlar 15 e, x artı, işte, eksi 20 olsun. Burada y'yi yalnız bırakmak için her yeri kaça böleceğim? Eksi 5'e böleceğim tabii ki. Y eşittir. Eksi 3x artı ne oldu? 4 oldu. Buradan sonra eğimim ne olur? Buradan sonra da eğimim yine e, eksi 3 olarak ne yaptık? Bulduk diyebiliriz. Bu tip sorularda arkadaşlar bakın şunları ayırıyorum. Yukarıdakilerden farklı olarak bunları ayırıyorum. Peki burada ne yapacağız? Arkadaşlar burada da şöyle yapacağız. Bakın size çok güzel bir yöntem göstereceğim. Eğer x ve Y eşitliğin aynı tarafındaysa bakın ama lütfen dikkat eşitliğin aynı tarafındaysa şöyle bir formül kullanacağız. Formül demeyelim de arkadaşlar eksi A bölü B yani X bölü, X bölü Y de diyebilirsiniz. X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı diyebilirsiniz. İşte arkadaşlar bu hiç böyle işte Y'yi karşıya attım X'e attım şu attım bu attım demenize bile gerek yok. E, X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı. Hemen yapalım eğim eşittir arkadaşlar. Eksi x'in katsayısı 1. Y'nin katsayısı 1. E buradan eğimimiz ne olmuş oldu? Eksi 1 olmuş oldu bile. Buraya bakalım. Burada arkadaşlar eğim eşittir. Eksi x'in katsayısı 2. Y'nin katsayısı 3. İşte bu kadar bitti arkadaşlar. Şu eksi formülden geliyor. Bunu da söylemiş olalım sizlere. Sevgili arkadaşlar bu da güzel bir yöntemdi. Hatta şöyle bir tane daha gösterebilirsem. Eksi 3 x arkadaşlar artı 4 y eşittir 20 olsun. Bunun eğimini de ben bulayım sizlere. Bakın eğim eşittir. Eksi a bölü b x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Eksi formülden geldi. Şu eksi x'in katsayısından geldi. 2 eksi yan yana gelirse ne oldu arkadaşlar? artı oldu ve bu örneğimizin de eğiminin 3 bölü 4 olduğunu harika bir şekilde sizlerle beraber ne yapmış olduk arkadaşlar öğrenmiş olduk böyle dolu dolu bol etkinlikli bir sayfa oldu en basit olanı burada arkadaşlar en kolaylar y eşittirle diye başlıyorsa zaten direkt x'in katsayısını alıyorsunuz y eşittirle başlamıyorsa Arkadaşlar y'yi yalnız bırakmak için tek işlem yapmanız gerekiyorsa her yeri y'nin başındaki sayıya bölün ve ondan sonra x'in kat sayısını alın. O da güzel ama x ve y aynı taraftaysa arkadaşlar x ve y eşitliğin aynı tarafındaysa o zaman şu formül mükemmel işimize yarıyor. x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı eksilik formülden geliyor. Arkadaşlar yazıyorsunuz ve 2 eksi varsa yan yana götürüyor ve 3 bölü 4'ü buradan bulabiliyorsun. En karışık olanlar bunlar ama şu sayesinde ne oluyor? Bayağı işimizi kolaylaştırıyor. Hadi yorumlara yaz bakalım. Bu şekilde gördün mü veya soruları bu şekilde mi çözüyorsun yoksa y'yi yalnız bırakarak mı çözüyorsun? Bakalım yorumlar ben de merak ediyorum. bu yöntem işine yarıyor mu diye sevgili arkadaşlar. Gelelim doğruların arkadaşlar tamamen yatay veya tamamen dikey olduğu durumlardan olacaktır. arkadaşlar böyle bir doğru görürseniz dümdüz bir doğru olduğu için süper bir doğru olduğu için burada yatay arkadaşlar bir doğru olduğu için bunun eğimi sıfırdır arkadaşlar. Ne olacaktır? Sıfır diyoruz. Eğim sıfır arkadaşlar. Onu ne yaptık yazdık. Böyle bir şey görürseniz yani dik bir şey görürseniz burada arkadaşlar eğimden bahsedemeyiz. Eğim zaten biraz hafif böyle meyilli durumlar demektir. Bu dimdik. Burada arkadaşlar ne vardır? Tanımsız bir durum vardır. Tanımsız anlamsız bir durum vardır diyoruz ve bu tip durumlarda eğim sıfır bu tip durumlarda ise tanımsız anlamsız diyebiliriz. Çıkar mı karşımıza? Çok çıkmaz ama belki arkadaşlar okul sınavlarında veya e, testlerde karşımıza gelebilir diyelim. Bunu da hatırlatmış olalım sizlere. Geliyorum bir başka soruya. zorumuz mu, sorumu bakalım siz karar verin arkadaşlar. Koordinat sisteminde verilen D ve E doğruları birbirine paraleldir demiş. Evet paraleldir. Buna göre e doğrusunun y eksenini kestiği noktanın arkadaşlar e, burada e, ordinatı kaçtır demiş yani şurayı soruyor bizlere soru işareti var zaten farkındasınızdır. Şimdi soruya bir şurada bir bilgi var paralel doğruların eğimleri birbirine eşittir demiş arkadaşlar paralel doğruların eğimleri birbirine eşittir. Dik kesişen doğruların eğimlerinin çarpımı ise eksi birdir. Şu bilgi çok kullanılmıyor arkadaşlar ama şu bilgi kullanılıyor paralel doğruların eğimleri e, arkadaşlar birbirine eşittir diyor. Şimdi buraya bakalım. Önce bu doğrunun eğimini bulalım isterseniz. Şimdi eğimini bulurken hangi yöntemi kullanıyorduk? Az önce anlatmıştım arkadaşlar. Haydi bakalım onu uygulayalım. Eğim eşittir arkadaşlar. Eğim eşittir. Ne yapıyorum buradan? Eksi a bölü b yani x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı diyoruz. Peki bulalım bakalım. Eşittir. Eksiği koydum. Şimdi x'in katsayısı nerede? Burada bakın. Eksi 2. Hemen eksi 2 yazdım. Y'nin katsayısı nerede? Burada. 3'ü yazdım. E 2 eksi yan yana gelirse artı olur. Bunun eğimi 2 bölü 3'müş arkadaşlar. O zaman bu doğrunun eğimini şöyle çıkarttım. Eğim eşittir 2 bölü 3 diyorum. E bunun eğimi de 2 bölü 3 olması lazım sevgili arkadaşlar. O zaman ne yapıyorum? Ben buraya y dersem hadi buraya y diyelim. Arkadaşlar bunun eğimini bulurken ne yapacağım? Dikey uzunluk bakın dikey uzunluk dikey uzunluk bakın şu uzunluk Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk arkadaşlar. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. O zaman yapalım. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk y bölü 6 eşittir 2 bölü 3'e arkadaşlar. 2 bölü 3'e. O zaman buradan arkadaşlar ne olacaktır? İçler dışlar çarpımı yaparsak y eşittir 4 olacaktır. Tabii ki sıfırın alt kısmında olduğu için burasının noktanın koordinatı eksi 4 olarak bulacağız. Ve bu şekilde ne yapmış olduk arkadaşlar? Güzel bir şekilde sorumuzu çözmüş olduk. Buradan da isterseniz bakın iki katı olmuş. Bunun da iki katı olursa y eşittir 4 olduğunda özellikle vurgulayalım. Belki bazı arkadaşlarımız hocam y 4 ama nereden geldi? Niye geldi diye sorular sorabilirler. Biz de ne yapmış olduk onu vurguladık. Cevabımız 4 değil arkadaşlar. Sıfırın altında olduğu için eksi 4 olarak ne yaptık? Güncellemiş olduk doğru cevabımızı. Haydi bakalım rota sorusuna bakalım. Rotamız neresi? Tabii ki hedef 2024 LGS arkadaşlar. Matematikte de 20'de 20 hedefimiz var. 20'de 20'yi tutturursak zaten çok da güzel bir yaz tatili bizi bekliyor diyebiliriz. Güzel bir okulda bizi bekliyor diyebiliriz tabii ki ama hedeflerimiz de arkadaşlar yüksek tutmakta çok da güzel. Umarım bütün öğrencilerimiz istediği netleri tutturabilirler diyelim. Şimdi bir oyunda A noktasındaki sandalye, sandalda pardon sandalye de okuduk. Sandalda bulunan Tonguç bu noktadan sonra eğimi 2 bölü 3 olan rotayı takip etmiştir. 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün anlamı ne arkadaşlar? Hemen gösterelim. 2 bölü 3 diyor ki arkadaşlar dikeyde 2 birim git dikeyde 2 birim git yatayda da 3 birim git diyor. Dikeyde 2 birim yatayda 3 birim git diyor. Yani şöyle bak 2000 1 2 gittin. Sonra arkadaşlar buradan sonra 1 2 3 gittin. Sonra 1 2 gittin. 1 2 3 gittin. Hep böyle. Dikeyde 2, yatayda 3. Dikeyde 2, yatayda 3 şeklinde git diyor. Buna göre bu isim buna göre isimlendirilen noktaların hangisinden geçer demiş sorumuz. Şimdi bakalım arkadaşlar buradan ne dedik? Dikeyde 2 birim, yatayda 3 birim. Önce yatay gidelim hadi. Hangisinin önce gittiğimizin bir anlamı yok arkadaşlar. 2 birim gidiyorum ne olacaktır? 1, 2, 3. Arkadaşlar 1, 2. Devam ediyorum. 1, 2, 3. 1, 2. Sonra devam ediyorum. Arkadaşlar 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Nereye geldim? Ta da gittim arkadaşlar. Ta uzaklarda bulunan P noktasına geldim diyebiliriz. O zaman cevabımız P noktası arkadaşlar diyelim ve burada da nasıl bir ilerleme yapacağımızı sizlere göstermiş olduk bu sorumuzda sevgili arkadaşlar. LGS'de çıkabilecek tarzda bir soruyla ne yapalım dersimizi yavaş yavaş arkadaşlar sonlandıralım. Çok da sizi yormayalım. Daha bir sürü çalışmanız gereken ders, soru çöz, çözmeniz gereken soru olabilir. Okul ödevleri olabilir arkadaşlar. Onun için tabii ki Eğimle alakalı sorularınızda arkadaşlar görevlerinizde mutlaka kaynaklarımızdan da yapacağınızdan hiç şüphemiz yok diyelim. Bir depoda birbirine eş küp şeklindeki kutular kullanılarak bir rampa oluşturulmuştur. Rampanın eğimi %40 olduğuna göre demiş arkadaşlar. Eğimimiz %40. Olduğuna göre küplerden birinin bir ayrıtının uzunluğu ne kadardır? Şu anda arkadaşlarımızın birçoğu biliyorum bu soruyu durdurdu ve başladı çözmeye. Çözdü cevabı buldu ve bizle karşılaştıracak. Hadi bakalım biz de bulalım. Arkadaşlar küplerden bir ayrıtının uzunluğuna x diyelim isterseniz. Yani buradan eğer bakın arkadaşlar şu bölümden de bir eğim bulabilirim. Ancak burasını bilmiyorum. Burasını bilmiyorum arkadaşlar. Şunu bilmiyorum. Yani sadece eğim var elinde ama burada bir bilgi yok. Dolayısıyla ne yapabilirim ben buradan bunu bulamayabilirim. Nereden bulacağız? Arkadaşlar şuradan bulacağız bakın şöyle. Şöyle 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 çizdiğimiz zaman sevgili arkadaşlar çizdiğimiz zaman şöyle karşımıza çok güzel bir şekilde bir ne oldu? Üçgen çıktı arkadaşlar. Üçgen çıktı diyebiliriz. Karşımıza güzel bir üçgen çıktı. Bu üçgenimizin Arkadaşlar bu üçgenimizin şöyle hatta e, isterseniz şöyle çizeyim isterseniz daha net olsun. Şöyle şöyle aldığımızda evet böyle aldığımızda şuranın rampanın eğimini soruyor bizlere. Burası 90 derece. Şimdi şu üçgen tabii ki arkadaşlar bakın şu üçgen. Şimdi bakın bunun ben bir ayrıtının uzunluğuna x diyorum. O zaman burası arkadaşlar 2x oldu mu? Evet, bir ayrıt uzunluğu böyle. Bakın şurası da x ise e şu arası da arkadaşlar 160 olduğuna göre şu uzunluğun baştan sona x artı 160 olmaz mı? Bakın x şuraya kadar x burası 160. O zaman şu çizdiğim bölüm x artı 160 olur. x artı 160 olur. Peki ben bunun eğimini x cinsinden yazabilirim. Hadi yazalım bakalım x cinsinden eğimimizi yazalım arkadaşlar. Hemen yazıyorum. 2x bölü arkadaşlar x artı 160 yazdık. Eşittir. %40'a. Arkadaşlar şurada %40'ı bir düzenleme yapmak istiyorum. %40 eşittir biliyorsunuz <laughs> 40 bölü 100'dür. Sonrasında sadeleştirirsem 20 ile 2 bölü 5 olur. Yani 40 bölü 100 uğraşmaktansa 2 bölü 5'i almanız çok daha kolay olur. 2 bölü 5 ne yaptık? Buraya yazdık. Şimdi her iki tarafta x varsa arkadaşlar yapmanız gereken tek şey çapraz çarpım yapmaktır. Dolayısıyla çapraz çarpımımızı yapalım. Bununla bunu çarpıyorum. Kaç x olur arkadaşlar? Tabii ki 10x olur. Eşittir. E bununla da bunu çarpıyorum. 2x artı 320. Aman dikkat. Her ikisini çarpıyorsunuz. Her ikisini çarpıyorsunuz arkadaşlar. E buradan sonra zaten yöntemi biliyorsunuz. Buradan 2x'i küçük olduğu için karşıya gönderiyorum. Buradan 8x eşittir 320 oluyor arkadaşlar. E 320'yi 8'e bölersek buradan x'imiz 40 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. Bize neyi soruyor? Küplerden birinin bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir? Zaten arkadaşlar biz küplerden birinin ayrıt uzunluğuna x demiştik. E sonuçta da x'i bulduk. O zaman cevabımızı 40 santimetre olarak ne yaptık? Güncellemiş olduk sizlerle beraber yapmış olduk ve bu güzel konumuzda bitirmiş olduk arkadaşlar. E güzel bir derste. güzelce ve heyecanlı bir dersti. Umarım arkadaşlar sizlere çok güzel e fayda sağlamışızdır. Okullarınızda gördüyseniz sizlere bir destek amaçlı olmuştur. Görmediyseniz önden bir aparatif olmuştur ve okullarınızda dertinize katılımlarda bir destek olur ve parmak kaldırırsınız. Öğretmenlerinizin gözüne girersiniz bu anlamda ve tabii ki en önemlisi de LGS'de çıkabilecek olan bütün eğim sorularını da yaparsınız. Tüm dileğimiz ve isteğimiz bu yönde diyelim sevgili arkadaşlar. Bu arada patates adam sana meydan okuyor. Diyor ki tat uygulamasına gir diyor. Orada diyor sorular var diyor bu konuyla alakalı. Hadi onları çöz bakalım diyor. Çözebilirsen diyor konuyu süper anlamışsın. Çözemiyorsan çözemiyorsan diyor sana meydan okudu, okuyorum diyor ve bu meydan okumaya karşılık veremiyorsun. Patatese dönüyorsun diyor. Hadi bakalım onu yapmak için tat uygulamasına gir ve oradan soruları görüyorsun arkadaşlar. Evet karşında ödülü soru var. Bu ödülü sorunun cevabını buluyorsun. Bakın anlattığımız gibi arkadaşlar X ve Y aynı taraftaysa eğimi eksi A bölü B yöntemiyle bulabilirsin. Hadi bir yöntemle bul bakalım ve bu konunun zor mu kolay mı ve soru çıkarsa yapabilir misin yapamaz mısın tüm bunları yorumlara da yazmanı bekliyorum. Şimdiden e, LGS'de arkadaşlar başarılar da diliyoruz tabii ki her an başarı sizin de olsun. Daha vaktimiz var gerçi ama olsun her zaman deneme sınavlarında veya LGS'de başarılar sizler olsun diyelim ve hadi bakalım kendine çok iyi bakıyorsun görüşmek üzere